Denizlerin arkadaşlarıyla birlikte dar ağacında katledilmelerinin üzerinden 52 yıl geçti. Ama denizler asla unutulmadı. Fakat o kalemlerini kıran o faşist güçler, o faşist yargının şu an esamesi okunmuyor. Türkiye'de Behice Boranlardan, Doktor Hikmet Kıvılcımlılardan, Kaypak Kayalardan, Mahirlerden, Denizlerden bugüne kadar, mazlumlardan, sakinelerden, sevelerden bugüne kadar bize bırakmış oldukları devrimci, sosyalist ve yurtsever mücadeleyi bizler bugün onlara layık olacak şekilde yürütmek için mücadelemizi sürdürüyoruz. Şair der ki, dün nasılsa bugün de öyle. Öldürülür taşıyanlar ışığı, başkaları alır onların yerini ama dokunamaz hiç kimse ışığa. Evet, onların kalemlerini kırdılar ama ışığa dokunamadılar. Devrimci mücadeleye dokunamadılar. Halkların barışını ve kardeşliğini isteyenlere dokunamadılar. O ışık şu anda, o ışık şu anda Kürt halkının yüreğinde, Türkiye'deki işçi ve emekçilerin yüreğinde pırıl pırıl mücadeleyi şu anda mezarı başında onları aldığımız yoldaşlarımızın yolunda ilerlemektedir. Ve bizler denizlerin ifade ettiği gibi Kürt ve Türk halklarının kardeşliği için, bizler bu ülkede ezilenler ve sömürülenler için, bizler bu ülkede açlıkla ve yoksullukla pençeleşen işçiler, emekçiler, yoksullar için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Tıpkı denizlerin bıraktığı miras gibi emperyalizme karşı bölgede halkların barışını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz. Onları asla unutmayacağız, unutturmayacağız. Denizin, Yusuf'un, Hüseyin'in yaktığı meşale bugün Türkiye'de Kürtistan'ın dört bir yanında dalga dalga yayılıyor. Mücadelemizi aydınlatıyorlar, yolumuzu açıyorlar. Saygıyla selamlıyoruz kendilerini. Emin olsunlar ki Deniz, Yusuf ve Hüseyinlerin mücadelesi başarıya ulaşıncaya kadar devam edecektir. Van direnişinde olduğu gibi, Ahmet'te olduğu gibi, İstanbul'da, İzmit'te, İzmir'deki direnen, özgürlüğüne, eşitliğine, haklarına sahip çıkan emekçilerin mücadelesinde devam ettireceklerdir. Biz bu mücadeleyi başarıya ulaştıracağımıza eminiz, inanıyoruz ve bunun için mücadele ediyoruz.